Ya yuva olsun, satılmasınlar, bizlere versinler, biz bunları hemen sahiplendiririz. Kaçakçıların elinden kurtarıldılar, şimdi de sıcak bir yuva arıyorlar. Sınırda yakalanan kedi ve köpeklere alıcı bulunamıyor. Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapısı üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenirken yakalanan 15 kedi ve 6 köpeğe hayata tutunabilecekleri sıcak bir yuva aranıyor. Hayvanlar ihaleyle satış öncesinde 7 Emin olarak Edirne Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği'ne teslim edildi. Biz bu hayvanların satışına karşıyız. Bunları çocuk olarak görüyoruz. Bunlar can. Bunlar bizim dostumuz, çocuğumuz. Parasal değerleri olamaz. Yani para için gerçekten çok zor durumda kalıyor bu hayvanlar. Gümrükten geçerlerken uyutuluyorlar. Çok küçük yerlere sığdırılmaya çalışılıyorlar. Çünkü kaçak yolla giriyorlar. Ve üretim şartları, hani biz birebir şimdi işin içine girdiğimiz için öğrenmiş olduk. Geldiklerinde pire, pıtrak, nerede ne şekilde üretildiklerini bilmiyoruz. Ve annelerinden erken ayrıldıkları için virüsler aktive oluyor. Bağışıklık sistemleri düşük oluyor. Maalesef ki çok kaybımız da oldu. Ama 8 yıldır ben bu işin içindeyim. Geliyordu, direkt hep söylüyordu. Biz en azından çoğunu kurtarmış olduk şimdi. Yani bu hayvanlar eğer 2 ay annelerini emerlerse, 15 gün içinde de karma aşıları yapılırsa, bu çok önemli. Yani kesinlikle yaşarlar. Her bağışıklık sistemleri de güçlü olur ve ölme riskleri ortadan kalkar. Dernek Başkanı Nurhan Kalender, titizlikle baktığı kedi ve köpeklerin kaçakçıların elinden kurtarılmasına minnettar olduklarını, ancak hayvanların satılmamasını istiyor. Hayvanseverler tarafından koruma altında tutulan 15 kedi ve 6 köpek için yapılan ikinci ihalede de alıcı çıkmadı. Yaklaşık bir ay önce yurda kaçak yollarla sokulmak istenirken yakalanan kedi ve köpekler için önümüzdeki günlerde bir ihale daha yapılacak. Yavruların Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenirken büyük acılar yaşadığını ifade eden Kalender, bu hayvanların bakımı için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Vallahi ben sonucu gerçekten bilmiyorum. Yani o tasışı ilgilendiriyor. Şu an devletin malı statüsündeler. Yani siz gönüllü mü oldunuz efendim bakmaya? Ya şimdi şöyle, aslında biz 7-8 yıldır bu sorunla uğraşıyoruz. Barınağa geliyor, ölüyor, üzülüyoruz. Fakat en son Hamzabeyli'de kümese, Goncagir benim hani içime dokundu. Mecbur kaldık almaya. Gönüllü değildi. Ya şimdi elimizden geleni yapalım dedik. İşte şimdi tabii çok şey de öğrenmiş olduk. Yani bundan sonra hani daha kolay olacak işimiz. Fakat bu hayvanları herhangi birileri kesinlikle alamaz. Hastalık riski var. Alındı, satıldı diyelim. İlk ihalede satıldı diyelim. Bu hayvanlar hastaydı. Pet shop'a gittiği an diğer hayvanlara da bulaşırdı. O yüzden bu yanlış bir şey. Kesinlikle bu işten anlayan profesyonel insanların bunu yapması lazım.